Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. TUSAŞ'ta yönetim değişikliğine gidildi. 8 yıldır TUSAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Temel Kotil, görevini Doktor Mehmet Demiroğlu'na devretti. Ankara Kahraman Kazan'da şirket yönetim binasında yapılan törende Kotil'i hürjet uğurladı. Personelin alkışlarla uğurladığı Temel Kotil, sosyal medya hesabından veda mesajını paylaştı. Görevi devralan Demiroğlu konuşmasında ilk hedeflerinin üretilen uçak ve helikopterlerin Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere teslimatı ve dost müttefik ülkelere ihracatı dedi. Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısındaysa TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan'ın yerine TUSAŞ'ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Ömer Cihat Vardan seçildi. Türkiye ile Malezya arasında MİLGEM anlaşması yapıldı. Türkiye'nin milli imkanlarla tasarladığı MİLGEM ada sınıfı korvetler ihracat yolculuğuna devam ediyor. Öyle ki Türk Deniz Kuvvetleri için şu ana kadar 4 adet üretilen MİLGEM korvetlerinden Pakistan'a 4 adet ve Ukrayna'ya ise 2 adet ihraç edilmişti. İki ülkenin ardından Malezya da MİLGEM'i tercih etti. Malezya kıyı görev gemisi ihalesi için ilk etapta 3 adet MİLGEM korveti tedarik edecek. İki ülke arasında savunma ürünlerinin devletten devlete tedariğine dair mutabakat zaptı da imzalandı. Söz konusu zaptla ülkeler arasındaki deniz platformları arasında uzun vadeli işbirliğinin başlangıcı da yapılmış oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 7/24 nöbete devam ediyor. CASA olarak bilinen CN-235 tipi kargo uçaklarının özel modernizasyon sürecinden sonra hava hastanesine dönüşümü tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ambulans uçaklar Ankara'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'na bağlı 212. Özel Filo Komutanlığı'nda konuşlu. Uçakta elektroşok gibi cihazlar tüm donanımları üzerinde barındıran ve 6 hasta taşıma sedyesi, her sedyenin başındaysa hasta izleme monitörü, infüzyon pompası ve mekanik ventilatör yer alıyor. Ayrıca bu uçaklar sadece hasta taşımakla kalmıyor, gerekli durumlarda organ nakli noktasında da aktif rol alıyor. Kaan'a motor üretiyordu, şimdi Türkiye'de kendi merkezini açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, G-Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi'nin Kartal'daki yeni yerleşkesinin açılışına katıldı. Bakan Kacır, 440'ın üzerindeki araştırmacıyı bir araya getiren merkezle Türkiye'nin motor teknolojilerinde yenilikçi çalışmalarına ivme kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti. Öte yandan Kacır, merkezin bakanlık olarak ARGE merkezi statüsüyle destekleyeceklerinin de müjdesini verdi. Sözlerine devam eden bakan, bir sonraki aşamada Aerospace'in ülkemizi küresel ve bölgesel üretim üssü olarak da konumlandırması için beraber çalışmaya hazırız şeklinde konuştu. Savunma sanayi alanında rekabet kızışacak gibi duruyor. Savunma sanayi alanında üretim yapacak olan Tezmaksan yeni fabrikasıyla gündeme geldi. Temeli 2 yıl önce atılan robotik otomasyon fabrikası Sivas'ta 15 milyon euro yatırımla resmi açılışını yaptı. Sivas Nuri Demirağ OSB'de 53 dönüm üzerine kurulu fabrikanın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı da katıldı. 44 ülkeye ihracat yapan şirket, yüksek teknoloji ürünleriyle katma değeri yüksek ürünler üreterek 2030 yılında 100 milyon euroluk cireye ulaşmayı hedefliyor. 4 kıtada 38 bayilikleri bulunan şirket bu yılın sonunda bu ağa 4 ülke daha eklemeyi planlıyor. Ayrıca şirket halka arza girmeye de hazırlanıyor. Çeri son dönemde gündeme gelen vergilere artık dayanamadı. Türk hükümeti yurt dışından alınan Çinli otomobillere %40 ek gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Çinli otomobil devi Chery ve MG Türkiye'de fabrika kurma planlarına başladı. İki marka da Türkiye'de fabrika kurarak
yerli üretime geçmeye sıcak baktığını açıkladı. Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğuna değinen Cherry, Türkiye Başkanı Xi Fenghu, hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. En kısa sürede Türkiye'de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni önlem geldi. Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de alınan bir karar sosyal medyada epey gündem olmuştu. İngiltere 2009 yılından sonra doğanlara sigara satışını kanunen yasakladı. Bu yasa Dünya Tütün Günü etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemine girdi. Erdoğan, her yıl 85 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sigara tüketiminin önüne geçmek için bu yasanın üzerinde çalışılacağının sinyalini verdi. Gerekirse tütün fabrikalarının da kapanabileceği konuşuluyor. 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı. Türkiye genelinde yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişlere yasak kararı alındı. Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde sıcaklıkların yükselmesi ve rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor. Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde 1 Mayıs ila 30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı. Mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi ve bazı bölgelerde ateş yakılması da tamamen yasaklandı. Haftanın raporunun bu hafta sonuna geldik. Bayramdan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdiden herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.